Selam değerli dostum. Altını çizdiklerim programımızda 3. bölüme geldik. Bu hafta Jules Peyot'un İrade Terbiyesi kitabını inceleyeceğiz birlikte. Kitabın kapağını göstermek istiyorum öncelikle size. Şöyle ve ne kadar çok yerde ayraçlar koyduğumu görüyorsunuz. Altını çizdiklerimin tamamına ayraç koyamadım maalesef. Belli bir bölümünü ancak paylaşacağız sizinle. Paylaşımlarımıza geçmeden evvel kitabın önemli bir kitap olduğunu belirtmek istiyorum. Dikkatle okunduğunda hayatımıza uygulayabileceğimiz birçok önemli irade terbiyesini içeren bir eserle birlikteyiz. Kitabın arka kapağında iki tane değerli ismin yorumu paylaşılmış. Aslına bakarsanız bunlar da benim dikkatimi çekmişti alırken. Cemil Meriç, disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim demiş. Bu çok önemli. Ornarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil ise kendi kendime ah bu kitap 18-20 yaşlarımdayken elime geçmeliydi diyor ve geciktiğim için üzülüyordum demiş. Bakalım bu kadar değerli, bu kadar önemli neler varmış bu kitabın içinde. Hadi birlikte bakalım kitabın nerelerini çizmişim. Hepsini paylaşamayacağım ama paylaştığım kadarıyla bununla idare edelim. Çünkü kitapta çok fazla yerin altını çizmişim. Onu paylaşacak zamanımız yok. Ne yazık ki eylemi gerçekleştirmek dururken hakkında konuşmak pek bir şey ifade etmiyor. Yazar burada bir şeyi hayata geçirmek için harekete geçmenin önemli olduğunu söylüyor. Benim de her zaman düstur edindiğim bir ilke bu. Ne olursa olsun harekete geçmek gerektiği arkadaşlar. Eylemle, teorik bilgilerle, her şeyin dört dörtlük olmasını beklemekle inanın hiçbir yere varılmıyor. Eyleme geçmek, harekete geçmek ve bir an önce başlamak lazım. Atalarımızın söylediği kervan yolda düzülür sözünü çoğu zaman dikkate almamız lazım. Hiçbir fizibilite çalışması yapmadan hadi dalalım demiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerekiyor arkadaşlar. Başlamadığın zaman hep geridesin. İleriye adım atmadığın zaman olduğun yerde de kalmıyorsun. Geriye gidiyorsun. Çünkü herkes ileri giderken sen durduğun zaman sen geri gitmiş oluyorsun. Ne olursa olsun harekete geç, eyleme geç, sadece teorik hayallerle, rüyalarla kalma. İrade terbiyesinde de bu böyle harekete geçmek gerekiyor. İrade meselesi çok önemli bir konu. O yüzden irade meselesini ele alırken birçok noktada kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu yüzden videomuzun henüz başlarındayken şunu da söylemek istiyorum. Acaba siz kendinizle kaç defa yüzleştiniz? Eksiklerinizi, hatalarınızı gözlemleyebildiniz mi? İrade konusunda zaafa düştüğünüz noktaları mutlaka kendinizle tespit etmişsinizdir. Bu irade hususunda hangi konularda zaafa düştüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşırsanız aynı zamanda hem bir etkileşimimiz olmuş olur hem de sizin zaafa düştüğünüz noktalarla kendi zaafa düştüğümüz noktaları karşılaştırma fırsatı yakalamış oluruz. Ayrıca arkadaşlar iradenizin zayıf düştüğü bazı hususlarda muhtemelen kendi kendinize geliştirdiğiniz o zayıf durumdan kurtulup iradenizi yendiğiniz bir metodunuz da olabilir. Bunu fark etmemiş de olabilirsiniz. Biraz da düşünüp alta yorumlara bırakırsanız biz de faydalanmış, nasiplenmiş oluruz. Devam edelim. Neredeyse bütün başarısızlıklarımızın altında tek bir neden yatıyor. O da irademizin zayıf olması ve çaba gösterme, özellikle de sürekli çaba gösterme düşüncesi karşısında dehşete kapılıyor olmamız. Sürekli çaba göstermek. Arkadaşlar süreklilik duygusu bizi korkutuyor. Bir spor salonuna kaydolup sürekli oraya gitmek. Sürekli yapılması gereken bir şey. Sürekli ders çalışmak. Sürekli çalışmak. Sürekli bir şeyi yetiştirmeye çalışmak. Bu sürekli olan şeyler bizi korkutuyor. Aslında bizi korkutan bu süreklilik duygusu, sürekli o işi yapmak zorunda kalma duygusu bize başarıyı getiren şey ama farkında değiliz. Çünkü bir şey sürekli olduğu zaman başarılı hale geliyor ve sürekli olduğu zaman otokontrolümüz onu otomatik hale getiriyor ve bir müddet sonra o işi yaparken ilk zamanki harcadığımız eforu harcamamış oluyoruz ve bizim için o iş daha kolay hale gelmiş oluyor. Oysa hiçbir sevinç emek harcamadan yaşanamaz. Bütün mutluluklar biraz olsun çaba ister.
Yazarımızın burada söylediği şey, emeksiz yemek olmaz arkadaşlar. Türkçesi bu işin. Emeksiz yemek, zahmetsiz rahmet olmaz. Çaba göstermek zorundayız. Başarmak için çabalamak zorundayız. Gerçek ve verimli enerjinin bu ölçülü ama sürekli çaba içinde barındığı öylesine açık ki. Yine dediğimiz noktaya geliyor. Ölçülü ama sürekli çaba göstermemiz gerekiyor. Ölüm korkusuyla kontrol altına alınamayacak tek bir tutku bile yoktur demiş yazar. Evet, ölüm korkusu çok önemli bir nokta. İnsan yarın öleceğini, zamanının çok kısıtlı olduğunu bile bile hatalar yapmaya devam eden ve bu konuda ısrar eden bir yaratık arkadaşlar. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Peki sürekli ölümü hatırlamak bize neyi kazandırır? Ölüm meselesi tasavvufta da çok işlenen bir konudur. Hatta eskiden Osmanlı döneminde mezarlıklar şehir içlerine yapılırmış ve insanlar her gün işe gidip gelirken mezarlığın yanından, kenarından, bazen içinden geçerek gidermiş ve her gün orada ölümü hatırlar, ölümü görür ve yarın orada kendinin yatacağını düşünürmüş ve ona göre yaşamını şekillendirirmiş, ona göre zamanını kıymetlendirirmiş. O yüzden ölüm mefhumunu birçok noktada kendimize bir itenek, bir güç olarak kullanabiliriz. Evet, mutlaka ve mutlaka öleceğiz. Bundan kaçış yok. Fakat ölüm duygusunu daha iyi insan, daha çalışkan, daha üretken bir insan olmak için kullanabiliriz. Bunu fırsata çevirebiliriz dostlar. Nitekim hepimiz düşüncelerimizin efendisiyiz. Zararlı bitkileri sökebilir, onlara hayat veren toprak parçalarını bile yok edebiliriz. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. İyi şeyleri beslemek, kötü şeyleri köreltmek. Bunu hayatımızın her alanında uygulayabiliriz. İyi düşünceleri beslemek, kötü düşünceleri köreltmek çok 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 işimize yarayacaktır. Yazar burada bir deneyimini paylaşmış bizimle. Bu çok önemli. Örneğin ben suni öfke, merhamet ya da coşku yaratabiliyorum. Ve arzuladığım sona ulaşmak için yardımına ihtiyaç duyduğum her duygu için geçerli bu demiş. Duygularımızı suni yoldan üretebiliriz diyor arkadaşlar. Bir işe başlarken o işe duygu katmak, o işi başarmak için kendi kendine motivasyon vermek, ruh halini değiştirmek senin elinde. Nasıl ki günümüzde bazı ülkeler suni depremler bile yaratabiliyor, biz de kendi kendimizde bazen suni depremler yaratıp coşkulu taraflarımızı biraz daha gün yüzüne, toprağın üstüne çıkartıp yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şey için o duyguları kullanabiliriz. Yazar burada aslında bir bölümde bu duyguların düşüncelerden ayrı olamayacağını ifade etmiş. Arkadaşlar, fikirlerimizi duygularımızla, duygularımızın verdiği o coşkularla desteklememiz gerekiyor. O yüzden duygu durumlarımızı da bazen suni yoldan elde etmek için, moda girmek için bazı şeyler yapabiliriz. Kimisi için müzik olabilir, kimisi için bir yazarın coşku veren sözü olabilir, kimisi için bazı kitaplar olabilir, kimisi için motivasyon içerikli filmler olabilir. Sizi harekete geçirecek, duygu durumunuzu değiştirecek, coşkunuzu artıracak şeyleri tespit edip hayata geçirebilirsiniz. Sizin duygu durumunuzu değiştiren etkenler neler? Belki keşfettiğiniz şeyler varsa yorum bölümünde bizimle de paylaşmanızı istiyorum. Mesela beni müzik motive eder diyebilirsiniz. Ya da ben Malcolm X'in bir sözü beni coşturur diyebilirsiniz. Sizin coşku unsurlarımızda yorum bölümünde okumak isteriz. Malum arkadaşlar, konumuz irade ve çağımızın en sıkıntılı şeyi bu irade meselesi. İradeye sahip çıkabilmek, iradeye hakim olabilmek, güçlü irade koyabilmek. O zaman bakalım arzularımız irademize nasıl etkiler yapıyor? Bütün arzuların ve tutkuların ilk etkisi kendilerini meşru göstermek için aklı yoldan çıkarmaktır. Hiçbir şey yapmamak için harika nedenleri ve onu çalışmaya teşvik etmek isteyenlere sunacağı hazır cevapları olmayan tembel insan yoktur. Harika değil mi arkadaşlar? Hepimizin bir nedenleri var. Hepimiz tembellik için sayısız bahaneler, nedenler üretmeye hazırız. Şöyle olmasaydı böyle yapacaktım, böyle olmasaydı şu gelecekti, bu geldi de ben böyle yapamadım vesaire. Bitmeyen bir bahaneler silsilesi
hep bizim zihnimizde olacak arkadaşlar. Ve bunlara karşı önlemler almalı, kalkanlar oluşturmalıyız. Bunlara karşı cevaplar hazırlamalıyız. Yazarımız burada bir misal vermiş. Bir arkadaşının onu bara veya gezintiye sürüklemeye çalışacağını bilir ve reddetme formüllerini önceden gayet iyi hazırlayabilir diyor kişi için. Direkt bir red onun için can sıkıcıysa mazeret bulup tüm ısrarları engelleyebilir. Sizi yolunuzdan alıkoymak isteyen, sizi engellemek isteyen, sizi çalışmaktan alıkoyan her türlü engel için karşısına koyacağınız bir cevap bulmanız gerekiyor. Arkadaşlar irade biraz da ne olursa olsun ben bugün bu işi yapacağım. Bugün bu iş bitecek kararlılığında olabilmektir. Sizi yolunuzdan döndürecek birçok şey olabilir. Sizi çeldirecek onlarca şey olabilir. Fakat gündelik geçici hazlar yerine gelecekte size daha sürekli hazlar verecek başarıların peşinden koşmak çok çok daha önemli diye düşünüyorum. Yarın o güzelliklere kavuşabilmek için arkadaşlar bugünkü hazlarımızdan, bugünkü bazı ucuz zevklerimizden, bizi anlık tatmin eden şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Yarının o sürekli hazlarına, o başarının getirdiği mutluluğa, çalışmanın verdiği hazza kavuşabilmek için bugün fedakarlık yapmamız gerekiyor ve irademizi koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bazı kelimeler anlamıyla ilgili titreşimlerle doludur, enerjiyle doludur. Kendimizi motive edecek kelimeler de seçebiliriz arkadaşlar. Bu kelimeleri asabiliriz duvarımıza, kitabımıza, masamıza koyabiliriz bunları. Örnek veriyorum ben kitaplarımın üzerine harekete geç sloganını astım. Çünkü harekete geçmenin en önemli şey olduğunu biliyorum. Burada post-it'le astığım slogan kelimelerimden birisi de erteleme, ölürsün. Yani ertelediğimiz zaman öleceğiz diye bir şey elbette ki yok ama ertelemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu kendime anlatmak için beynime böyle bir slogan kelimeyle erteleme ölürsün kelimesiyle yazmam gerekiyordu ve onu her gün görüyorum. Ertelememeyi başarabiliyor muyuz tabii? Birçok noktada olmasa da en azından daha aza indiriyoruz. Bugünün işini bugün yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yarına bırakılan, zihinde yarım bırakılan her iş üzerimize yük olacak ve irademizi gittikçe de zayıflatacak. O yüzden zihnimizdeki yarım yamalak yapılacak işlerin tamamını bir listeye dökmek, bu listeden yaptıkça üzerini çizmek bizi ciddi oranda rahatlatacaktır, zihnimizi açacaktır ve zihnimizde yeni hedefler oluşturabilmek için alan açacaktır diye düşünüyorum. Akşamları uykuya dalmadan önceki dinlenme vakitlerinizde ya da gecenin bir vakti uykunuz bölündüğünde küçük ve basit kaygıların, endişelerin bilinci işgal etmesine izin vermek yerine kendiniz için en iyisi olduğunu düşündüğünüz kararları tazelemekten yahut hoşunuza giden şeyleri gözden geçirerek keyif aldığınız şeylere karar vermekten daha kolay ne olabilir? Sabah kalktığınızda, giyinirken, işe gittiğinizde iyi arzular bitkisini yeşertmekten ve o günkü yönetim planını belirlemekten daha faydalı bir şey var mıdır? Özgürleşmemizin çok değerli destekçisi olan zamanı kendimiz için çalışmaya zorlamazsak aynı sessiz inatla bize karşı çalışmaya devam eder. Zaman, psikolojinin baskın yasası olan alışkanlık yasasını bizim lehimizde veya aleyhimizde kullanır. Egemen güç olarak addedebileceğimiz alışkanlık acelesi yokmuş gibi zaferinden emin şekilde sinsice ilerler. Burada zamanı kendi lehimize çevirmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü akıp giden geçen zamanı geri döndürmek mümkün olmuyor. Bu zaman zarfında belli alışkanlıklarımızı edinirsek bu alışkanlıklarımız çalışkanlık, beceri, başarı yönünde ise bizi yukarıya taşıyacaktır. Ama tam tersi zamanı değerli verimli kullanamıyorsak bazı alışkanlıklar zamanla sinsice bünyeyi ele geçirecektir ve o artık otomatikleştiği için hayatımızdan söküp atmamız çok daha zor olacaktır. Bu alışkanlıkların hayatımıza böylesine tutunmasını engellemek için zamanı kendi lehimize çevirmeli. Malum altını çizdiğimiz yerlerin hepsini paylaşma imkanımız yok. Son olarak çalışmanın hazları bölümünden küçük bir pasaj okuyup sizlere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Hayatın hızlıca akmasının ortaya çıkardığı düşünceden daha hüzünlüsü yoktur. Saatlerimizin, günlerimizin, yıllarımızın geri alınamayacak şekilde elimizden kaydığını hissederiz. Bizi hızlıca ölüme yaklaştıran bu devinimin farkına varırız.
Önemsiz faaliyetlerle vaktini harcayanlar ve geçtikleri yolda bir iz bırakacak hiçbir iş yapmamış olanlar arkalarına baktıklarında tek bir şey hissederler. Sonunda başarıya ulaşmış hiçbir çabanın anısıyla dolduramadıkları yıllar bomboş görünür. Geçmiş hayat bilinçte bir hiçe indirgenir ve sanki yaşanan her şeyin beyhude bir rüya olduğu hissini uyandırır. Şeytan yapacak işi olmayanlara meşgale bulmak için çabalar. Aklın anlamlı bir işi olmadıkça önemsiz endişelere kapılması fazla vakit almaz. Hiçbir şey yapmayan herkes küçük sıkıntılarını zihinde evirip çevirip durur. Arkadaşlar, hayatınızı anlamlı kılacak önemli hedefler için sağlam bir irade koymaktan çekinmeyin. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacak tek yol bu gibi gözüküyor. Kalın sağlıcakla.